Günaydın, mutlu sabahlar. Fokus'la karşınızdayız. Yepyeni güne başladık. Haftanın ikinci iş ve işlem günündeyiz. Bir yandan Davos zirvesinde Dünya Ekonomik Forumu'ndaki Bloomberg HT ekibinin gerçekleştirdiği özel röportajları takip ediyoruz. Bir yandan da tabii ki piyasalardaki verileri yurt içinde, yurt dışında sizlere aktarıyoruz gün boyunca. Şöyle bir yurt içi piyasalarla başlayalım. Nasıl bir güne başladık dersek, borsa tarafında %0,24'lük yükselişle 8063 seviyesinden yeni gün başladı. Ancak şu anda 8000 seviyesinin üzerinde olmasına rağmen yönünü negatife dönmüş bir tablo var. %0,14'lük geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksi dün gerileme içerisindeydi ve yine burada %1,5'un üzerindeki düşüşler dikkatleri çekiyor şu saatler itibariyle. Yine mali endeks tarafında da %0,25'lik aşağı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. Sanayi tarafa baktığımız zaman ise biraz daha pozitif bir tablo vardı ama çok yatay işlemler gerçekleşiyor. Hizmetlerde ve turizmde yükseliş var. Hizmetler yatay, turizm ise dün olduğu gibi biraz daha pozitif ayrışma içerisinde. Ulaştırma endeksinde de %1'in üzerindeki düşüşleri görüyoruz şu saatlerde. Para piyasalarına baktığımız zaman dolar TL 30,10 seviyelerinde yatay seyrediyor. Dünle aynı, dün bu saatlerde yine bu seviyeleri gözlemlemiştik. Dolar endeksi ise 10 günün en yüksek seviyelerinde. Orada gözler tabii Fed'de ve Davos'tan gelen mesajlar burada önemli. Genel olarak Avrupa'da olsun, ABD'de olsun faiz indirimlerine ilişkin olarak biraz böyle kafalar karışık gibi duruyor. Piyasa beklentileriyle merkez bankalarının beklentileri pek uyuşmuyor bir süredir ve bunun ışığında gelen verileri de takip ediyoruz ama dün ABD piyasaları kapalı olsa da dolar endeksi 10 günün en yüksek seviyelerine gelmiş oldu. 103 seviyesine yaklaşarak. Dün Almanya'dan büyüme rakamlarını takip ettik. 2023'te %0,3 daraldı Almanya ekonomisi. Bu da aslında dolar endeksinin yükselmesinin yanı sıra bir noktada euroyu da zayıflatan bir gelişme oldu ve 1,0914 seviyelerinde biraz daha 1,08'lere yaklaşmış gibi duruyor parite. Sterlin dolara baktığımız zaman ise 1,2671 seviyesini görüyoruz. Euro TL'de de 32,89 görmek mümkün oluyor. Euro'daki zayıflama burada kuru da aşağı çekti. Çünkü dün 33 liranın üzerindeki seviyeler gözlemlenmişti. Geçelim şimdi Avrupa borsalarına bakalım. Orada negatif bir tablo var şu anda ve %0,69'luk aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor Londra tarafına baktığımız zaman. Bugün Almanya'dan ZÜV endeksi açıklanacak. Ekonomik faaliyete ilişkin beklentiler alacağız ama genel olarak özellikle sanayi kalemine baktığımız zaman Almanya tarafında dün açıklanan veriler ışığında %2'lik bir daralma vardı. Yani orada Almanya ekonomisi ki Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Avrupa'nın fabrikası, sanayi üretim merkezi olarak görülen ekonomide ciddi sıkıntılar var. Ve işte Avrupa Merkez Bankası ne yapacak bundan sonra? Bunların hepsi önemli. Davos'tan da mesajlar gelmeye devam ediyor. Örneğin dün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holtzman'dan açıklamalar vardı. Ve 2024'te faiz indirimi olacağı konusunda çok da güvenmeyin mesajı verdi. ABD vadeli piyasalarına şöyle bir göz atalım. Dün kapalıydı dedik. Cuma günü ise haftalık bazda örneğin S&P 500 yeniden kazanım bölgesine geçmişti. Ama şu anda vadeli işlemler olumsuz bir açılışa işaret ediyor. Orada da bu yıl her ne kadar dünya çapında seçimlerin yılı olsa da belki de en önemlisi, en merak edileni Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden takip edeceğimiz seçimler olacak ve dün de Iowa'da, Iowa eyaletinde bir ön seçim gerçekleşti ve Trump açık ara kazandı gibi duruyor Cumhuriyetçilerin adayı ve işte bundan sonraki süreç nasıl olacak? Demokratlar Trump'ın adaylığını engellemek için herhangi bir çalışma yapacak mı? Bunların hepsi piyasalarında odağında olan gelişmeler, bunu aktaralım. Ve geçelim emtia piyasasına. Emtiadan önce tahvil tarafına bakalım. Dün tahvil piyasası da kapalıydı. Şu anda açıldığını görüyoruz ve 10 yıllık tahvil faizi %3,98 seviyesinde. 2 yıllık tahvil faizinde de %4,19'u görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gelen verilerin etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon beklentileri aşmıştı tüketici tarafında. Bunların hepsi ki bir taraftan da yine tarım içi istihdam da iyimser bir açılışa, iyimser bir tabloya işaret etmişti. Onun arkasından tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş olduğunu görmüştük. Şu anda biraz daha stabilize olduğunu görmek mümkün oluyor. Ve emtia diyelim, altının onsuna şöyle bir baktığımız zaman spot altının yönünü aşağı döndü. Çünkü neden? Dolar endeksinde 10 günün en yüksek seviyelerinde dedik. Biraz orada yükselen dolar altını baskılıyor. 2048 dolardan işlemler geçiyor. Gram altın tarafında 1982 lirayı görüyoruz.
Bitcoin 42 bin doların üzerinde. Burada da biraz böyle öbür tarafta yükselişler devam edecek gibi duruyor. Bunu yakından takip ediyoruz. ETF'lerin onay sürecinden sonra burada bir düzeltme geldi. Bu sağlıklı olarak görülüyor ve hem Bitcoin'de hem de altcoin'lere dair olumlu beklentiler var. Petrol tarafında ise Kızıldeniz'deki gelişmeler odağımızda olmayı sürdürüyor ve orada her ne kadar tansiyon yüksek olsa da petrol de artık biraz bu haber akışına alışmış gibi duruyor. Dolayısıyla biz Brent petrolde 78 doların hemen altındaki seviyeleri görüyoruz. Bakalım neler olacak, oradaki gelişmeleri de çok yakından izliyoruz. Ve şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi ve beklenti almak üzere Albatros portföye gideceğiz. Kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özer bizimle beraber. Oğuzhan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar Şeyhan, günaydın. Evet, şimdi 8000 puan üzerine doğru bir deneme olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Acaba hani bu seferki deneme daha önceki denemelerden biraz daha farklı mı? Daha kalıcı olmasını bekler miyiz? Yoksa şimdi yön yeniden aşağı döndü ve burada biraz daha böyle 8000'in üzerinde kalıcılık sağlanamayacak yönünde bir sinyal mi geliyor? Ve tabii alım için hangi bölgeler daha uygun olabilir? Bunu sorayım sana. Reyhan, Cuma günü geç gelen ancak beklentiler dahilinde pozitif mucize açıklamaları vardı. Bunun da etkisiyle yani ABD'nin kapalı olduğu piyasa gününde yüksek hacimle iyi bir piyasa izledik. Bankacılıktaki kötü performansa rağmen son 1,5 aylık en iyi nokta 8100'lere neredeyse değdik. Ekim 3'ten bu yana hep söylediğimiz devam eden bir düşüş trendi vardı. Son 3 kapanışla kırılması bu anlamda pozitif yazar bize. Geçen haftaki yayında da aslında benzer bir şey söylemiştim. Kırılımın seri devam eden günlerle gerçekleşmesi önemliydi. Şimdilik durum bir seriye dönüşme eğiliminde. 3 günlük bir kapanış serisi vardı. Tabii ki bugünkü kapanış da bu anlamda önemli olacak. Hani bu anlamda 7900-8000 hem psikolojik hem de tekniğin kesiştiği bir direnç bizim için. Yeni bir yükseliş ya da işte bir rally başlangıcından bahsetmek için önemli bir checkpoint. Burayı takip etmeye bu anlamda devam edeceğiz. Veri yoğunluğu az bu hafta. Bugün ABD'den gelecek bilançolar var, işte Morgan Stanley, Goldman Sachs, ama ilginçtir. Normalde biz ABD bilançolarında işte bilançolarda şu hareketler, bunları bekliyoruz, bize etkisi ne olur diye konuşurken işte bir anda Davos, Kızıldeniz'deki sıcak çatışma haberleri ve seçimlerle alakalı gündem bir anda sanki gündemi değiştirmiş gibi. Davos demişken de Türkiye değerlendirmelerini izliyoruz. Özellikle uluslararası iyi bilinliğinden bahsedilen bir teknokrat ve güven veren yeni yönetim var. Bu da piyasaya olumlu etki yapıyor. Yabancı yatırımcının da girişine net bir katkı sağladığından bahsedebiliriz aslında. Bu anlamda politika adımlarının sürdürülebilmesi için de önemli Davos'tan bize gelen bizim için yorumlar. Artan kur ve jeopolitik bu risklere rağmen, işte az önce Kızıldeniz'den bahsetmiştik, tüm dünyada da seçim yılı olacak. Ya bir yandan da tabii biz bunları takip ediyoruz. İşte sen de az önce bahsettin, Trump tarafı çok güçlü. Karşı tarafta bunu bir şekilde yenmeye çalışıyor. Ya bakalım, orada hakikaten ilginç bir hava bizi bekliyor. Jeopolitik risklerden yine devam edelim. İşte bu Kızıldeniz'deki ısınan sular bizde emtia ve enerji ulaşımında, özellikle tedariğinde yeni endişeleri ve tabii ki yeni endişelerle beraber yeni alternatifleri de gündeme getirdi. Ben her ne kadar olayların bütününün kötü olduğunu düşünsek de Türkiye için hava, kara ve demir yolu tarafında ulaşım kaynaklı Türkiye'nin yeni bir alternatif, yeni bir güzergah olarak dikkat çekeceğini düşünüyorum. Bunun da bize pozitif bir yansıması önümüzdeki dönem için olabilir. Yani genel anlamda toparlayacak olursak, teknik artık 7900 geçen hafta aşmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bizim için artık 7900 aşağıda bir destek oldu. Gözümüz kesinlikle 8150. 8150 sonrasında yeni hareketleri yeniden konuşuyor olacağız ama sanki çok fazla kötümser bir hava yok gibi, yurt dışına rağmen hala pozitif sanki sürüyor gibi diyebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bakalım gerçekten de hani pozitif tarafta kalabilecek mi? Gelişmeleri de Albatros portföyünden alacağız. Kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özer bizimle beraberdi. Kısa bir araya gideceğiz. Fokus'ta aranın ardından Doktor Burcu Aydın Özüdoğru bizimle birlikte olacak. Öncelikle TEPA Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti. Hemen arkasından da toptantr.com kurucusu Sezgin Şener'i ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın.
Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir ismi ağırlıyoruz. TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özüdoğru bizimle beraber. Burcu Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Reyhan Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi sizinle biraz böyle isterseniz kamu maliyesi tarafından başlayalım. Çünkü dün açıklanan merkezi yönetim bütçesi rakamlar çarpıcıydı. Aralıkta 842.5 milyar TL'lik bir açık var. Ve bu rakam ardından 2023 geneline baktığımız zaman da toplam bütçe açığı 1.3 trilyon liraya yükselmiş oldu. Bütçe açının milli gelire oranı %5.4 ile 2003'ten bu yana en yüksek seviyede. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran %1.7 seviyede. Ile Maastricht kriterlerinin altında olduğuna vurgu yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi bu yani kamu maliye tarafından baktığımız zaman bu açıklanan 2023 bütçe açığı nasıl yani mali dengeleri etkisinde nasıl olmasını bekliyoruz? Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir sinyal veriyor? Şimdi bütçe dengesi aslında bizlerin de iletmiş olduğu üzere daha önceki yapmış olduğumuz görünüm raporlarında da aslında Türkiye'deki hızlı bir şekilde ele alınması gereken en önemli konulardan birisi. 2023 yılı nispeten ekonominin hala yavaşlamamış olması kaynaklı. Aslında gelir kompozisyonuna baktığımız zaman vergi gelirlerinin yıllık %80'ler civarında yüksek bir artışla arttığı bir seneye tekabül etmiş oldu. Ki bunun içerisinde hatırlayacak olursak aslında yaz aylarında işte KDV artışları, ÖTV'deki akaryakıt artışları, işte çift MTV toplanması, kurumlar vergisi oranının 120'den 25'e çıkartılması gibi çok ciddidir. Aslında vergi paketiyle beraber de gelmişti. Ancak mevcut durumda biz bakacak olursak vergi gelirlerindeki yapılan tüm bu oransal artışları, işte çift vergi alınmasına birçok kalemlerdeki yapılan artışlara rağmen aslında vergi gelirlerindeki artışın ekonominin de hızla devam etmesine rağmen toplam gider ihtiyacını karşılamamış olduğunu gördük. Gider ihtiyacı içerisinde yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte bizler deprem kaynaklı harcamaların önemli bir tutara ulaşacağını biliyorduk. Şu aşamada kamu bütçesinin detaylarına baktığımız zaman hangi kurum veya idareye ne kadar bir harcama yapıldığının detaylarını göremiyoruz. Belki ileri süreçlerde Maliye Bakanlığı tarafından buna ilişkin bir rapor veya kamuoyunu aydınlatma bilgileri gelirse tabii daha detaylı değerlendiririz ancak yaptığımız hazırlamalara göre aslında ben de Şubat ayında, geçen sene Şubat ayında, Şubat sonunda yapmış olduğum toplam mali yük karşılaştırmalarıyla beraber depremin Türkiye ekonomisine yaklaşık 150 milyar dolar gibi yüksek bir yeniden yapılandırma ve insani ihtiyaçları karşılama giderleri olduğunu belirtmiştim. Ki bu da aslında milli geliri oranla yaklaşık %10'ların üzerine aşan bir rakama tekabül ediyordu. Tabii tek yıllık bir giderden bahsetmiyorum burada ama şimdi bahsettiğimiz üzere aslında 2023 yılında yine Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre 3 puan, milli gelirin 3 puanının üzerine 3,5 puan civarında bir deprem harcaması yapıldığını anlıyoruz. Ama tabii 2024 ve 2025 yıllarında da yine özellikle 2024 yılına benzer veya daha yüksek oranlı bir harcamanın yapılması söz konusu. 2025 yılında da yine deprem kaynaklı yüksek yüklerin gelmesi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun yanı sıra özellikle kamu personelinde yapılan yüksek artışlar, işte emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli ücretlerine yapılan artışlarla beraber aslında seçim kaynaklı giderlerin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii işte kur korumalı mevduat gibi yapılan düzenlemeler karşısında aslında verilen çok ciddi bir vergi istisnası rakamı da var. Bunu da şöyle açıklamam gerekirse aslında geçen sene kurumlar vergisi oranı 5 puan artmış olmasına rağmen yani %20'den 25'e çıkmış olmasına rağmen kurumlar vergisinin milli gelir içerisindeki payı 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 0.3 puan azaldı. Bu da aslında verilen vergi istisnaların toplam vergi tabanını aşındırma konusundaki ölçütünün ne kadar yüksek olduğunu bize gösteriyor. Ki kur korumalı mevduat konusundaki istisnanın biz bu yıl yaz sonuna kadar da devam edeceğini biliyoruz. Şimdi bu çerçevede bizim bildiklerimiz neler? Bir ekonomide ciddi bir yavaşlama olması söz konusu. Özellikle bizim son dönemlerde işte gerek kapasite kullanım oranı, gerek sanayi üretim gibi izlediğimiz süreçlere bakacak olursak bu tabii vergi gelirlerinin toplamı potansiyelini aşağı çekecek. Diğer tarafta da çok yüksek bir gider potansiyeli hala söz konusu. Bu yüzden özellikle tasarruflar tarafında yani kamu giderlerini konsolide etme tarafında ve yine aynı şekilde gelir tabanını artırma konusunda da yapısal bir şekilde kamu maliyesinin ele alınması gerektiğini ihtiyacını bence net bir şekilde ortaya koyuyor.
Peki yani ekonomide yavaşlama söz konusu dediniz ve bu da hani vergi gelirlerini toplama potansiyelini aşağı çekiyor. Ama acaba hani bu yavaşlık ne kadar olacak? Bu da tartışma konusu. Farklı beklentiler var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir acaba 2024'e dair olarak? Yani bir taraftan hani enflasyon düşürülmeye çalışırken büyümeden çok fazla feragat edilmeden bunun yapılmaya çalışması durumu hala devam edecek mi? Ve hani son gelen veriler, evet PMI rakamları, sanayi üretiminde 5 ay üst üste daralma vesaire, bunların hepsi yavaşlama işaret ediyor ama acaba hani bunun dozu ne kadar olacak? Ve Merkez Bankası politikaları burada hani gevşeyici, daha doğrusu yani sıkılaştırıcı kalmaya devam edecek mi? Yoksa bir noktada gevşek para politikalarına mı dönülecek? Şimdi bir noktada gevşek para politikalarına dönülmesi demek, enflasyon konusunda henüz kazanamadığımız bir görünümü çok olumsuz bir şekilde bozmak anlamına gelecektir. Bu yüzden bizlerin beklentisi Merkez Bankası'nın enflasyonu hedeflendiği üzere %5'lik enflasyon hedefini eğer orta vadede çekmeyi planlıyorsa, Türkiye'de reel faizlerin önümüzdeki 3 yıl içerisinde pozitif alanda kalması gerektiğini bence net bir şekilde bize ortaya gösteriyor. Bu da ne demek olacak? Aslında önümüzdeki 3 yıl içerisinde yapısal reformlarla beraber Türkiye'nin verimlilik altyapısını destekleyecek yeni süreçler gelmemesi halinde Türkiye'nin potansiyelin altında büyüyeceği bir süreç olarak biz önümüzdeki 3 yılı değerlendirebiliriz. Bu tabii yapısal reformların gelmemesi halinde büyüme yukarı yönü destekleyecek elimizde aslında sadece tek bir unsur var. O da nedir? Yurt dışından portföy girişleri. Tabii yurt dışından portföy girişleri özellikle işte 2018 sonrasından itibaren biliyorsunuz aslında gittikçe azalarak, hatta 2022 yılında da net rakamların negatife döndüğü, 2023 seçimlerine kadar da aslında tarihi diplere geldiğimiz bir süreçteydik. Şimdi portföy yatırımları konusunda yeniden bir pozitif canlanmanın filizlendiğini biz görüyoruz. Ama tabii ki bu yeterli bir düzeyde değil. Portföy yatırımlarını özellikle yapısal reformlarla desteklenmeyen bir ekonomik modelle ilerlemesi halinde Türkiye'de mutlaka ve mutlaka reel faiz vermesi gerekir ki özellikle yurt dışındaki yatırımcıya getiri konusunda bir avantaj verebilsin. Sonuçta en nihayetinde yurt dışındaki bir yatırımcının Türkiye'ye gelmesindeki yegane amaç parasının değerini diğer alternatiflere göre daha çok kazandırmaktadır. Eğer biz bunu yapısal bir hikayeyle destekleyemeyeceksek, tabii ki fon çekmek için elimizdeki tek unsur ne olacak? O da daha yüksek reel pozitif getiri vermek olacaktır. Bu reel pozitif getiri de tabii ki Türkiye'nin büyüme oranını potansiyelin altına çekecek maalesef olumsuz bir gider olacak. 2023 yılın geneline bakacak olursak 2023 yılında benim öngörüm Türkiye'nin büyümesinin %3'ler civarında olması şeklinde. Bu %3'ler civarında olması aslında bir nebze kötünün iyisi bir senaryo. Çünkü portföy girişlerinin gelmesiyle beraber aslında bizim ekonomimizin bu kadar yüksek bir faiz oranına rağmen daralmadan nispeten düşük bir oranda büyüme devam edeceğini gösteriyor. Ancak bu düşük büyüme Türkiye'nin aslında kronik sorunları arasında yer alan istihdam ve gelir adaletini çözme konusunda maalesef bizim için yeterli bir sonuç olmayacak. Aslında izleyen süreçlerde ücretlerin hane halkının satın alma gücüne yetişmemesi, gelir adaletin daha da bozulması, istihdam kayıplarının yaşanması ve işsizlik oranlarında da aslında yüksek zıplamalarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Bu çerçevede Türkiye'nin bir miktar büyümesi ama bu miktar büyümenin özellikle hem gelir adaleti hem istihdam hem de tabii ki nitelikli büyüme adına çevirmesi için aslında yapılması gereken olmazsa olmaz koşul yapısal reformların mutlaka hayata sokulması olarak özetleyebilirim. Yani şöyle hani hep bu yapısal reformlardan bahsediyoruz ama acaba hani gerçekten de bu kadar farkındalık varken bunları uygulamakta neden bu kadar geç kalınıyor ya da uygulamakta zorluklar karşımıza çıkıyor, neden uygulanmıyor? Kısaca bir değerlendirme rica edeyim. Tabii aslında yapısal reformlardaki rehavet sadece Türkiye özel bir konu değil. Biz 2010'lar sonrasındaki döneme bakacaksak aslında küresel boyutta daha popülist, korunmacı ve daha belki otokratik rejimlerin küresel çerçevede dünyadaki hükümetlere geldiğini biz görebiliriz. Bu çerçevede tabii ki yapısal reformlardan bahsettiğimiz zaman kısa vadede kamuoyu genelinde birçok istenmeyen sonuçları yol açabilecek bir reçetelerden bahsediyoruz. Bu yapısal reformlar içerisinde tabii ki işte hukuk sisteminin işlerinin etkinliğini kazandırılması, kurumların yapısını iyileştirilmesi gibi süreçler
Bir diğer tarafta tabii ki hükümetin etkin yönetim anlayışı içerisinde bir vazgeçmeden söz konusu olacaktır. Diğer tarafta istihdam piyasasına ilişkin yapılması gereken adımlar, işte örneğin asgari ücretin belki bölgesel boyutta yeniden belirlenmesinin konuşulması, iş gücünün veriminin artırılması için eğitim tarafındaki yapılması gereken adımlar, ki aslında Türkiye'de özellikle eğitim niteliğine bakacak olursak yıllardır bizim dillere pelesenk ettiğimiz uluslararası karşılaştırmalarda, örneğin bir OECD'nin PISA sonuçları karşılaştırması içerisinde Türkiye'nin artık sondan ilk 12 içerisinde yer almasındansa daha ortalara ve ortaların başlarına doğru gitmesi gerektiği gibi aslında kamusal harcamalar içerisinde bizim yeniden bir alokasyon yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşte bu nedir? Cari harcamalardan feragat edilmesi, kamu personelinin belki nicesel olarak sayısının daha çok azaltılması, kamunun biraz daha küçülmesi ama bunun özellikle uzun vadeli yatırım potansiyeli daha yüksek olan eğitim gibi alanları önceliklendirilmesi gibi süreçler aslında yapısal politikalarda kısa vadede yük, orta ve uzun vadede verim getirildiği için genelde hükümetler ve toplum tarafından iyi anlatılmadığı sürece maalesef bu şekilde hayata geçirilmesi konusunda hep ötelenen, bir sonraki bahara geçirilen süreçler olur. Yani biraz belki benzetmek gerekirse işte her yıl sonunda biz daha sağlıklı beslenme, spor yapma, işte şeker tüketmeme gibi her seferinde kendimize Evet. belki sözler veririz ama bu sözler bir türlü yere geçemez. Yapısal reformları da belki bir şekilde bu işte sağlıklı beslenme, sağlık hayat sürme gibi sürece benzetebiliriz. Evet, bu da yani dediğiniz gibi sadece Türkiye özel değil belki ama hani farkındalık olduktan sonra bir şekilde belli politikaların adımıyla hayata geçerse daha sürdürülebilir büyümenin karşımıza çıkabileceği bir süreci de beraberinde getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. TEPAL Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özdoğru bizimle beraberdi. Şimdi ise biraz e-ticaret konusunu ele alacağız. Toptantr.com kurucusu Sezgin Şener'i ağırlıyoruz. Sezgin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Reyhan Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. Şimdi Teşekkür. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine baktığımız zaman ilk 6 ayda bir artış olduğunu gözlemliyoruz yıllık bazda. Yani burada hani e-ticarette hacim büyüyor, daha fazla ilgi var ama sanıyorum ki Türkiye hala offline bir pazar olarak görülüyor. Bunun bir değerlendirmesiyle başlayalım. Neden hani rakamlarda artış olmasına rağmen istenilen seviyede gerçekleşmiyor mu acaba e-ticaretteki artışlar, yükselişler? Kesinlikle. Bunun aslında birçok sebebi var. Biraz data paylaşarak ben gitmek istiyorum. Ocak 2023 verilerine göre Türkiye'de 85,6 milyon nüfus var ve bu nüfusun %95,4'ünün de internete erişimi var. Bu oran çok ciddi bir oran, %95,4 olarak. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi Türkiye nüfusunun %77'si şehir veya ilçe merkezlerinde yaşıyor. Yani köylerden biraz kaçmış durumdayız. Bu ayrı bir konu başlığı tabii burada bu detaya girmiyorum ama %95,4'lük kapsama oranıyla dünyada gelişmiş ülkelerin bile çoğunun üzerinde bir konumdayız. Bu ciddi bir kapsama alanı olunca tabii ki nüfusun çoğu da interneti kullanır durumda. Tüm nüfusumuzun %83,4'ü yani yaklaşık 72 milyon kişi de günlük olarak internet kullanıyor. Hatta daha çarpıcı veri olarak bu 72 milyon kişinin de %87,6'sı, çok oranlara boğmak istemiyorum ama Türkiye'de her gün 62,5 milyon kişi sosyal medyayı da kullanıyor. Tabii bu kadar yaygın bir oranın, bu kadar ciddi bir kullanım oranının olduğu yerde e-ticaret de bu şekilde büyüyor. Etbis 2023 ilk 6 ay verilerine göre Türkiye'de e-ticaretin genel ticaret oranı %19,1 olarak gerçekleşmiş. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Tüm yapılan alışverişlerin 5'te 1'i internetten dönmüş durumda. Yani her 5 alışverişten birisi internetten dönmüş. Fakat burada sizin de bahsettiğiniz üzere her 5 alışverişin 4'ü de hala offline kanaldan dönüyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi biraz daha gelenekselci bir toplumuz. Yani alışveriş yaptığımızda o deterjanı koklamayı, o domatesi sıkmayı biraz seviyoruz. Bu 5 alışveriş, toptan teri olarak biz de bu arada bu 5 alışverişin 4'ünün gerçekleştiği offline kanalda hizmet veriyoruz. Offline kanaldaki müşterilere gidiyoruz. Bu offline kanaldaki müşteriler kim? Hepimizin caddelerde gördüğü bakkallar, marketler, AVM'lerin içerisindeki organize perakendeciler. Burada bir sürü nokta var.
Bir sürü fiziki nokta var gidip alışveriş yaptığımız. Fakat bu fiziki noktaların içerisinde devasa bir rekabet problemi var. Bu ne demek? Caddeye indiğimizde bir küçük bakkalımızı düşünelim veya bir esnafımızı düşünelim. Onun karşısında da on binlerce şubesi olan devasa zincirler var. Ve bu küçük esnafların bu büyük zincirlerle satın alma konusunda rekabet edebilme imkanı gerçekten çok kısıtlı. Hatta bizim yaptırdığımız çok fazla bu konuda saha araştırması var. Yerel esnaflar yani küçük işletmeler bugün Türkiye koşulunda en az 4 veya 5 tane aracıdan sonra ürüne ulaşabilmekte. Bunların hepsi de bugünkü ekonomik koşullarda marjlarını, maliyetlerini üstüne koyduğunda belki 100 liraya o büyük zincirlerin, büyük satın alma gücü olan noktaların var olduğu, ürünü aldığı yerlerde 150 lira, 160 liralara bu küçük esnaflar ürün tedariği yapmak zorunda kalıyorlar. Toptan TR olarak da biz de burada esnafla üreticiyi aracısız olarak buluşturup bu offline kanaldaki ticarette yerel esnafın büyük zincirler kadar avantajlı olmasını, aynı zamanda yerel üreticilerin de ürünlerini bu küçük esnaflara çok uygun maliyetlerle dağıtabilmesini sağlıyoruz. Yani burada biraz hani rekabette dezavantajlar oluşuyor küçük esnaf için. Siz bu kurmuş olduğunuz platformla bunu ortadan kaldırmayı amaçlıyorsunuz. Peki şimdi Türkiye'nin 2024 gerçeklerinden bir tanesi hani uygulanan para politikalarıyla, mali politikalarıyla biraz daha iç talebin azalması. Acaba hani burada sektörlere baktığımız zaman bu durumdan, bu politikalardan olumsuz etkilenebilecek sektörler ve olumlu etkilenebilecek sektörler ya da işte dayanıklı, dirençli kalabilecek sektörler dersek nasıl bir süreç, nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Şimdi tabii burada asgari ücret artışları Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı maruz kaldığı riskler ekonominin stabil olmasının önünde birçok engeller var. Malum bir de önümüzde seçim var. Bu koşullardan dolayı hem üretici firmalar fiyatlarını belirlemekte, endekslerini koymakta biraz zorlanıyorlar. Tabii ki halkın da alım gücü bu asgari ücretin ve maaşların bu ay itibariyle artması nezdinde biraz yükseldi ama bu geçişlerin hemen akabinde biliyorsunuz Türkiye ekosisteminde çok ciddi üretici zamları da geliyor. Hatta gelecekti biraz bunları bekledi. Burada tabii ki çok fazla sektörü etkileyecek ama online'da da büyüyen bazı sektörler var. Online özelinde örneğin ilk 6 ayda yine 2023'ün ilk 6 ayında e-ticarette giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü %145 büyümüş. Elektronik %136 büyümüş. Bunlar cirosal bazda oranlar olmasına rağmen ciddi şekilde buraya bir kayma var. Yani tüketici aslında şöyle de yorumlayabiliriz. Ürünlerini araştırıyor. İnternetten bakıyor. Kontrolünü yapıyor. Çok daha fazla noktaya internetten araştırmasını, fiziki araştırmalarını yapıp biraz daha omnichannel deneyimli yani çoklu kanal deneyimine de geçmiş durumda. Bunu şöyle özetleyebilirim. İnternetten de fiziki olarak da karma şekilde fiyatların araştırılması ve alışverişin günün sonunda ama bizim yine gelenekselciliğimize dayanarak fiziki bir noktadan alışveriş yapılması olarak değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi her insanın eşit alışveriş yapma şansı da yok. Yani bugün Şırnak'ın bir köyünde veya Giresun'un yaylasında veya küçük Isparta'nın Çorum'un arka mahallelerindeki bir ürüne ulaşım offline kanaldan bahsediyorum. Ulaşım imkanıyla tabii ki İstanbul'un etilerindeki bir ürüne ulaşım imkanı arasında fark var. Fakat biz bu kurduğumuz portalla bu iki bölgedeki esnafın da aynı fiyata, aynı koşullarda üreticinin sunduğu aynı imkanlardan faydalanarak ürün alabilmesine olanak sağlıyoruz. Yani bu aracıların tamamını, toptancısını, ek aracısını, servisçisini, komisyonercisini tamamen aradan kaldırıp bu Evet. esnaf arkadaşlarımızın direkt olarak üreticiyle buluşabilmesini, diğer taraftan da yerel küçük üreticilerin bugün sahaya girmesi, ürünlerini tanıtması da çok maliyetli. O yüzden onların da maliyetsiz şekilde hiçbir yatırım bedeli olmadan o küçük esnafa Türkiye'nin her yerine 81 il, 922 ilçenin tamamına tek depodan ürün dağıtabilmesine olanak sağlıyoruz. Evet, bunların hepsi önemli çalışmalar. Şimdi hani hala yani rakamları biraz önce paylaştınız aslında ve hani Türkiye'nin hala offline bir pazar olduğundan bahsettik biraz. Dünya ile kıyasladığımız zaman yani işte offline ve online ticaret dediğimiz zaman orada nasıl bir süreç karşımıza çıkıyor ki bir taraftan hani e-ihracat da aslında önemli bir kalem haline geldi. Ne dersiniz hani buradaki o kıyaslama nasıl şekilleniyor? Tabii ki. Aslında dünyaya baktığımızda da internet kullanımında ve internet alışverişinde çok iyi yerlerdeyiz. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Yine şurada hemen dünyadaki
Çok özür diliyorum. Bakkal alışverişlerinde internetten bakkal alışverişleri yapma oranında dünyada 7. konumdayız. Ve bu her hafta internet kullanıcılarının %33'ü internetten alışveriş yapar durumda. Burada %10'dayız. Ve yapılan bir araştırmaya göre her hafta internetten genel bir alışveriş yapma oranında ise dünya üçüncüsüyüz. Evet. Burada birinci Tayland, ikinci Güney Kore. %66 oranında internet kullanıcılarının %66'sı internetten haftalık en az bir kere alışveriş yapar durumda. Aslında bizim internet kullanım oranımız çok yüksek. Fakat bu dünya örneklerinde de bunun uzayı Çin gibi, Güney Kore gibi pazarlarda da e-ticaretlerin genel ticareti oranları en yüksek yerlerde 40-45'lerde. Evet. Aslında biz burada 19'lardayız. Bir %100 büyüme imkanımız var. Fakat biraz daha bu ekosistemin gelişmesi lazım. Ama gelenekselciliğimiz de... Yani burada Türkiye'nin yol kat etmesi gerekiyor diyorsunuz e-ticaret konusunda dünyayla kıyaslayınca. Çok çok teşekkür ediyoruz. Toptan.tr.com kurucusu Sezgin Şener bizimle beraberdi. Şimdi fokusu noktalamadan önce bir haber paylaşalım. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi açıklandı ve Ocak'ta 68,09'a geriledi. Son 5 aydır yükseliş eğilimindeydi. Sert bir gerileme gösterdi. Bu haberle veda edelim. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ocak ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %6,14 oranında gerileyerek 68,09 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlendi. Artan jeopolitik gerilim, finansal piyasalarda yaşanan stres ve büyüme beklentilerinde yaşanan aşağı yönlü hareketlerle, mevsimsel etkilerle yılbaşından sonra gerileyen tüketim eğilimi düşüşün temel nedenleri oldu. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre %5,46 gerileyerek 68,66 oldu. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %15,37 oranında gerileyerek 64,51 değerini aldı. İç talepte bir yavaşlama için bu eğilimin devam edip etmeyeceği izlenecek.